Herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz tablet Asus MimoPad Smart 10. Asus'un geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtmış olduğu 10.1 inçlik bir Android tabletti. Orta segmente hitap eden bir tablet. Teknik özellikleri bakımından bunu anlıyoruz. Teknik özellikleri geçtiğimiz yılın Nexus tableti, Nexus 7'ye biraz benziyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu tablette de 1.2 GHz'lik 4 çekirdekli Nvidia Tegra 3 işlemci yer alıyor. Bunun yanı sıra 1 GB RAM, 16 GB dahili bellek de bu tabletin başlıca özellikleri arasında bulunuyor. Asus'un alıştığımız o Android tabletlerinin tasarımını sahip, doğrusunu söylemek gerekirse MimoPad Smart 10 yine görmüş olduğunuz gibi ince bir tasarım var. Elde rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Tabletin geneli plastikten yapılmış. Sağlam olduğunu söyleyebiliriz ancak belli bir kullanımdan sonra ufak tefek oynamalar hissedebilirsiniz. Elinize aldığınızda kasada çok hafif oynamalar hissedebilirsiniz ancak bunun genel kullanıcı deneyimine çok fazla negatif yönde bir etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Doğrusunu söylemek gerekirse. Tabletle ilgili konuşmaya devam edelim. 10.1 inçlik köşeden köşeye uzunluğa sahip bir ekranı var. 1280x800 piksel çözünürlük ve LED arka aydınlatmalı IPS ekran. Bu ekranın güneş ışığı altında fena bir görüş sunduğunu söyleyemeyiz ancak ekran parlak olduğu için biraz yansıma yapabiliyor. Bu biraz rahatsız edici olabiliyor. Onun dışında ekranın görüş açıları oldukça iyi. Piksel yoğunluğu 149 ppi. Biraz düşük 10.1 inçlik tablete göre. Biraz görüntü kalitesi, kontrast biraz size hoş gelmeyebilir ancak genel olarak konuşacak olursak 1280x800 piksel çözünürlüklü ekran fena sayılmaz. Baktığımızda ekranın tepkileri de fena görünmüyor. Devam edelim. Bunun dışında tabletin genellikle yatay tutuşta kullanıma göre planlandığını söyleyebiliriz. Tıpkı diğer Android tabletlerde olduğu gibi Asus logosu sol üst köşede dikkat çekiyor. 1.2 megapiksellik bir ön kamera var. Bunun dışında üstte neyi görüyoruz? Güç butonunu görüyoruz hemen sol üstte. Sol tarafa baktığımızda sol tarafta mikrofon var. Mikro USB portu var. Mikro HDMI portu var. Gördüğünüz gibi bir 32 GB'a kadar destekli micro SD kart yuvası var ve bir de sıfırlama tuşu var. Alta baktığımızda herhangi bir giriş çıkış elemanı görmüyoruz. Zaten bu tablette micro USB port üzerinden şarj ediliyor. Solda da sağ tarafta da 3.5 mm kulaklık jakı ve ses tuşları yer alıyor. Arkada da iki yana yerleştirilmiş SRS sound sistem destekli hoparlörler ve görmüş olduğunuz gibi 5 megapiksellik kamera var. Tabletin arkasının kiri biraz tuttuğunu söyleyelim. Plastikten kaynaklanıyor. Ancak parmak izi vesaire tuttuğunu söylemeyiz. Zaten beyaz renk olduğu için de böyle şeyleri fazla göstermiyor. Ekrana geri dönelim. İşletim sistemimize bakalım. Android 4.2.1 Jelly Bean var. Son sürüm tablet teslim merkezine geldiğinde hemen bir yazılım kontrol yaptık. Eğer bir güncelleme var mı diye baktık ve baktık gördük ki Android 4.2.1 Jelly Bean gelmiş. Hemen o güncellemeyi yaptık ve sonrasında da bize tablet sordu. Android 4.1'deki yerleşimi mi kullanmak istiyorsunuz? Sistem çubuğu yerleşimini ve bildirim yerleşimini mi kullanmak istiyorsunuz? Yoksa Android 4.2 sunulanı mı diye sordu. Bize tabii ki yenilikçi olduğumuz için ikinciyi seçtik. Görmüş olduğunuz gibi sistem çubuğu alta yerleştirilmiş. Ayarlar ekranın sağında, bildirimlerde solunda ulaşılıyor. Bunun dışında yine altta görmüş olduğunuz gibi hızlı şekilde ulaşmak için kullanacağınız çeşitli kısa yollar var. Yine Asus'un uygulama menüsüne fazla dokunmadığını görüyoruz. Çeşitli uygulamalar var ön yüklü gelen. Bunun yanı sıra yine Google Play Store'dan birçok uygulamayı indirip kullanabilirsiniz tablette. Kamerası 5 megapiksel kamerası, görmüş olduğunuz kamera arayüzüyle çekim yapılıyor. Bu kamera arayüzünün kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz ve hızlı bir şekilde de çekim yapılıyor. Bu açıdan da tablet başarılı, bunu da söylemek gerek. Asus MimoPad Smart 10 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Tabletle ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.